iPro Yapıyorum programını sunar. Akit TV ekranlarından herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Yapıyorum programı ile sizlerleyiz. Bu hafta inşaat mühendisi Batuhan Bakar ve Profesör Doktor Mehmet Fatih Altan bizlerle olacak. Sayın hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sayın Bakar sizler de hoş geldiniz. Sağ olun hocam. Bu hafta Yapıyorum programında şantiye şefliğinde yapılan düzenlemeler, imar yönetmeninde yapılan düzenlemeler konuşulacak. Sosyal medya hesaplarımız ve WhatsApp hattımız ekranın altında gözüküyor. Buradan da programımıza yapacağınız sorularınızı, soracağınız sorularınızı sorabiliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta bir tane sorumuz gelmişti. Yalnız süre yetmemesi sebebiyle bunu cevaplayamamıştık. Programa doğrudan o soruyla başlayacağız. Sayın hocam, geçtiğimiz hafta süre yetmediği için o soruyu biz soramamıştık. Bu hafta bizlerden rica ettiler. O yüzden o soruyu sorarak programa başlamak istiyoruz. Ardından programımızın bu haftaki normal akış şemasına devam edeceğiz. Sorumuz hocam şu şekilde. Pendik sahilde 10 katlı iskanlı bir bina var. Bu bina üstüne kaçak kat atılarak bir kat ilavesi yapılmış. Yani 11 katlı bir duruma gelmiş. Bu binanın statik olarak etkilenip etkilenmediği soruluyor. Tabii proje dışına çıkılmış oluyor. Mutlaka etkilenecek. İlave yük getirdiği için aşırı yük oluşturmuş oluyor. Yani en az onda bir aşırı yük var orada. Yani etkilenecektir binamız. Yani tekrar statik projesinin yapılıp kontrol edilmesi gerekir. Hele bir de 2000 yılı olup 2000 yılı öncesi ya da sonrası belirtmediler galiba. Biz ikisine göre de davranalım. 2000 yılı öncesi olursa daha büyük bir tehlike onları bekliyor. 2000 yılı sonrası da şöyle tehlikeler bekliyor. Tamam, proje aşaması var. Hani her zaman bahsettiğimiz gibi uygulama aşaması var. Ama bir de bakım aşaması var. Bu bina bakımlı mı? Yani bodrum katında korozyon var mı? Yok mu? Ya da olağanüstü bir durumla karşılaştı mı? Bir de yukarıda, en yukarıda bir de aşırı yük var. Yani bunlar tabii göreceli kavramlar. Biraz orayı kontrol edip bakılması gerekir. Bakmadan da şu bina o riskli bana göre. İlave olarak hocam, hani zemin durumuna bağlı olarak hani bir kat atıldığında binanın periyodu da değişiyor. Tabii, İşte rezonans durumu da meydana gelebilir. Rezonans durumları yani hepsi çok olumsuz bir durum aslında. Evet, bence yani, de yani. Yani tüm Türkiye'nin artık bu konuda ders almamız gerekiyor. Yani binanın statik projesine ilave olacak şekilde, ilave yük getirecek şekilde hiçbir değişikliğin yapılmaması gerekir. Eğer böyle bir değişiklik yapılacaksa bunun mutlaka ruhsatlı olacak şekilde, belediyeden onaylı veya bakanlıktan onaylı olacak şekilde yapmak gerekiyor. Hani böyle bir soru vardı. Geçtiğimiz hafta süre sebebiyle yetiştirememiştik. O yüzden bunu da sormuş olduk. Şimdi programımızın normal akışına devam edeceğiz sayın hocam. Şimdi inşaat mühendisi Batuhan Bakar bizlerleydi. Önce Batuhan Bakar'ı tanımak istiyorduk. Hani biz tanıyoruz ama programımızı izleyenler için de kendinizi biraz tanıtabilir misiniz? Merhaba hocam. Ben Batuhan Bakar, inşaat mühendisiyim. 1995 doğumluyum. İki hocamla birlikte bu programda görev almaktan mutluluk duydum, onur duydum. Teşekkür ediyorum öncelikle. Sorunuz olarak şimdi hocam şantiye şefi ile alakalı. Ona geçeceğiz de 7 yıllık tecrübeniz vardı. Evet. Biz program öncesinde biraz sizinle sohbet etmiştik. Yani gerçekten 7 yıl şu anda gerçekten iyi bir tecrübe. Evet. Hani bu şantiye şefli düzenlemesi yapıldı. Aslında programımızın ilk başlangıç konusu şantiye şefliğinde resmi gazetede 18-11-2022 tarihinde yapılan bir düzenleme oldu. Yani bu depremden önce yapılan bir düzenleme. Aslında depreme hazırlıktı bu. Yani binalarımızı güçlendirmeye dönük, binalarımızı daha iyi bir şekilde imal etmeye dönük yapılan bir güncellemeydi. Evet. Bu 2022 yılında yapılan bir düzenleme. Bu düzenlemede şöyle bir düzenleme oldu. Ben hızlıca özet geçeyim. Bundan sonra şantiye şefliklerinde şöyle bir düzenleme oldu. Söylendi ki artık şantiye şefi normalde 5 tane işe
doğrudan imza atabiliyordu. Yani 5 tane şantiyeyi istediği gibi kontrol edebiliyordu. Evet. Yeni düzenleme ile 1500 metrekareyi geçmeyecek şekilde 4 iş, 4500 metrekareyi geçmeyecek şekilde 3 iş, 7500 metrekareyi geçmeyecek şekilde 2 iş veya 7500 metrekare üzeri yapılarda da sadece tek bir işe tek şantiye olarak şefleri artık bakabiliyor. Evet. Böyle bir düzenleme oldu. Hani siz 7 yıldır şantiyelerdesiniz, sektördesiniz. Hani bu konuda sektörün bakış açısı nedir? Bunun yansımaları nasıl olacaktır? Yapı güvenliğinin etkisi nasıl olacaktır? Bu konuda sizlerin yorumunuzu merak ediyorduk. Ben şu şekilde hocamdan da müsaade alarak 1500 metrekareye varan yapılarda 4 farklı işte inşaat mühendisinin bulunabileceğini burada yönetmelik bize söylemiş. Az önce sizin buyurduğunuz gibi 4500 metrekare için 3 iş, 7500 metrekare için de 2 işte bulunulmuş. Şimdi şöyle, biz inşaat mühendisler olarak sürekli proje odaklı çalıştığımızdan dolayı sahada teknik kontrolleri yapmamız gerekiyor. Biz hocamla da az önce bunu tartıştık. Bence bir inşaat mühendisinin bir şantiyede tam zamanlı olarak farklı bir şantiye gitmeden o şantiyede bütün işleyişe hakim olması gerektiğini düşünüyorum. Bununla alakalı hocamız da gelmeden önce birkaç öneride bulunmuştu. Yani bir mühendis bence şantiyesinin başında bulunmalı. Bütün imalatlarını takip edebilmeli. Birden fazla inşaatlara imza atmamalı diye düşünüyorum. Maalesef günümüzde o tarz problemlerle biz karşılaşıyoruz. Bazı müteahhitlerin mühendis, inşaat mühendisi açısından konuşuyorum, çalıştırmak istememesinden kaynaklı düşük meblağlı tutarlara biz iş arkadaşlarımız, inşaat mühendisleri imzalarını atıyorlar. Ben bunu pek doğru bulmuyorum tabii, çok hocam. Çok sakıncalı bir şey evet, yani. Ben insanlar, bunu çok doğru bulmuyorum. Tabii. Sebebi şu, çünkü gidip görmediğin yerde senin adına işler yapılıyor. Belki evet, orada ciddi anlamda müteahhit sorumlu değil. Müteahhitin olduğu yerde müteahhit sorumlu değil, fakat uğramadığınız yerde siz tabii inşaat mühendisleri olarak sorumlu tutuluyorsunuz. Ben her zaman görerek yapılması, takip edilerek yapılması kanaatindeyim hocam. Evet, yani arkadaşımız genç bir girişimci ve yani kendisini tebrik ediyoruz. Yani biz zaten ünlülere hep bu ekranlarda söz sahibi oluyorlar. Ama bu genç girişimci arkadaşlara da tabii fırsat vermemiz lazım. Evet. Ben çok memnunum yani böyle genç arkadaşların programımıza katılması ve bilgilerini aktarması. Çünkü Batuhan'ın bir özelliği daha var. Hem okudu hem de okurken evet, aynı şekilde çalıştı. Yani hem teoriyi hem pratiği aynı anda evet, görmek bizim hedefimiz yani. Eğitimde hedef evet, bir şey. Ya öyle bir örnek de var. Donanımlı bir arkadaşımız. Sağ olsun böyle verdiği bilgiler çok önemli. Ben onlara bir ek daha yapayım. Yani şantiye şefinin yapı denetim firmaları gibi bence devlet bünyesinden mi olur, artık havuzdan mı havuz olur? Sisteminden, havuz sisteminden ataması gerekir. Çünkü evet, bir müteahhite bağlı olduğu zaman yine maaşını müteahhitten aldığı için evet, orada rahat hareket edemez. Yani evet, bir, buna da bir sistem getirilmesi gerekir. Yani Batuhan kardeşimizin de bir söylediği gibi yani 4 yani 5 şantiyeydi eskiden. 4'e düşürüldü. Şimdi 4'e düştü. Yani fazla bir şey değişmedi. Yani evet, bunu bir şantiye bir şantiye şefi istiyoruz biz. Hani bunu evet, odalar da dile getiriyor. Yani bunlarda da haklı dile getirmekte ve bu şekilde olmalı. Yani her şantiyede 24 saat hatta yani 24 saat bulunması lazım. Evet. Bakın en ufak bir olay dahi şantiyede taşıyıcı sistemi etkileyebilir. Kesinlikle yani bu şöyle, taşıyıcı sistemin çok parametresi var. O yapılıyor ama betonarme öyle evet, kolay yapılmıyor. Yani taşıyıcı sistemler önemli. Hele evet, bir şeyde yani kaba inşaatlarda yani şantiye şefi 24 saat. Ondan sonra bina yıkıldığı zaman gel bakalım şantiye şefi. Bakıyoruz bir sürü şantiye şefi tutuklu. Yani bunları önlemek için yani şantiye şefinin de sorumlu tutacaksanız 24 saat şantiyede bir şantiye şefinin olması gerekir. Dört yerde aynı anda olduğu zaman yine bir değişen bir şey yok. Yani bunda bir farklılık nerede? Ben bunu çözemedim. Yani o zaman inşaatlar yine yarım kalıyor. Metrekareye göre biraz düzenleme oluyor hocam. Evet, işte 7500 metrekarenin altındaysa iki tane işe bakabiliyor. Evet. Hani onun mesela bakanlığın çalışmasına göre hocam bir parantez bilgi vereyim ben sizlere. Bakanlığa göre bu yeni yapılan düzenleme ile eski düzenleme arasında sadece 10.000 mühendise iş açıldı. Sadece 4 şantiyeye bakarak hani 5'ten 4'e düşürülmesi ve metrekarelere bölünmesi
10.000 kişiye ilave iş imkanı getirdi. Yani bunu bir işe düşürdüğü takdirde belki 40.000, 50.000 inşaat mühendisine ihtiyaç duyulacak. Tabii ya, hem o yönü de var ama ben binaların artık deprem ülkesiyiz. Yani depreme dayanıklı binalara sahip olmamız lazım. Bakın yeni binalar da yıkılabiliyor. Yani son depremde gördük. Daha yeni binalar, hatta inşaat halindeki binalar hasar görmüş. Gördük. O konular hocam son soruya ayırdım zaten. Öyle mi? Peki, ona fazla girmeyin. Ben bodozlama girdim her şeyi. Fatih hocamızın az önce söylemiş olduğu maddelere ek bir şey söyleyeceğim. 24 saat şantiyede bulunulması gerektiği kavramına değindi hocamız. Bence doğru. Şöyle, bizim statik proje müelliflerimizden gelen projelerimizi biz sahada uygulamaya başlıyoruz. Sahada örnek veriyorum, 50'ye 25 ölçülerinde veya 60'a 30 ölçülerinde bir kolon imalatı yapılıyor. Yani burada bizim projemizde 10'luk demirle etriye yapılır, 12'lik demirle gövde demiri atılır diye projede proje müellifleri belirtiyor. Yani bazı durumlarda biz arkamızı döndüğümüz zaman 10 tane etriyenin 8'e düştüğünü görüyoruz. Yani evet, orada bulunduğumuz halde, vaktimizi ve zamanımızı orada harcadığımız halde 10 etriyenin 8'e düştüğünü görüyoruz. Yani kaldı ki burada 5 şantiyeden 4 şantiyeye düştü. Bu durumlarda ben pek sağlıklı görmüyorum açıkçası. Bakanlık en son bir düzenleme yaptı bununla ilgili. Artık yapı denetimler beton öncesinde kalıbın işte kabulünü, yani şantiye şefin orada imzasını alıyor, müteahhitin imzasını alıyor. Ne? Beton dökmeden önce de kontrol yapıyor. Hani evet, bu konuda aslında bakanlık da güzel çalışmalar yapıyor. Evet. Ama tabii ki şantiye şefinin orada tek bir şantiyede sürekli olarak bulunması bu kontrolleri daha da etkili hale getirecektir. Evet. O açıdan tamam, gerçekten iyi ya, adımlar atılıyor, oluyor. Güzel adımlar atılıyor ama tam adım atılması önemli bizim için. Kesinlikle hocam. Yani kısım kısım olmamalı artık. Bir artık kurul mu kurulur? Yani biraz daha böyle bizlerden bir kurul mu kurarlar? Yani biraz daha güzel adımlar atılması. Yani ben Sinan hocamın söylediği cümleye bir destekte bulunmak istiyorum. Hocam şimdi kalıp için kontrol dediniz. Mühendisin orada bulunması açısından bir imza kontrol dediniz. Aslında bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalarda yürüttüler. Şu şekilde yürüttüler. Önceden santralden hazır beton mikseri çıkıyordu şantiyeye gelmeden önce. Şantiyeye gelir gelmez orada arabanın belli kısımlarından beton numuneleri alınıyordu. Evet. Laboratuvarlarımızda beton kırım sonuçlarını inceliyorduk. Bu şekilde bir düzen kesinlikle oluştu. Karekodla çalışıyor bu sistem. Bu sistemi kalıpta, demirde ve mühendisin orada bulunma konusunda da gündeme getirilebilir yani. Peki şey oldu mu, ben onu belki kaçırmış olabilirim. Hani mesela mezun olduğu öğrenci hemen şantiye şefi yapılıyor. Yani bu da bir yanlış. Yani onunla düzenleme yani yapıldı. Çünkü birazdan onlara da değineceğiz hocam. Var hocam mı? Evet. Ha, ben biraz... Şöyle, aslında o şantiye şefliği konusunda değil de proje müellifliğinde geldi. Şantiye şefliğinde 18-11-2022'de yine evet, geldi hocam. İlk kez şantiye şefi 1500 metrekare alabiliyor. Yani yeni mezun birisi evet, ilk başta 1500 metrekareye girebiliyor. Tamam. 1500 metrekareyi bir defa bitirdikten sonra yükseliyor. 4500 grubuna giriyor. Ardından 7500 grubuna giriyor. Aslında evet, bence bir 5 sene tecrübeli inşaat mühendisi kavramı gelmedi en az. Orada hocam şöyle bir husus bence var. Zaten... Yani şantiye şefi bizim zamanımızda herkes olamazdı. Biz sahadan sonra belli evet, bir seneden sonra şantiye şefi. Böyle şantiye şefi deyince her şeyden anlayan mühendis akla gelirdi. Evet. Şimdi biraz şey oldu. Zaten ruhsat da evet, iskan süresi hocam ortalama 2 yıl 3 yıl sürdüğü için yani bir kişinin 1500 metrekare grubunu bitirmesi ortalama 3 yıl kadar süresini alıyor. Evet. Ondan dolayı tecrübe şartı aslında iskandan sonra geldiği için bir bakıma sağlanmış olabiliyor yani. Evet. Evet. Hocam şimdi ikinci sorumuz şu. Sayın Batuhan Bakar, onu da yine benzer şekilde soracağız. Planlı alanlar imar yönetmeliğinde bir düzenleme yapıldı. Bu 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminden sonra bölgede yıkılan binalarla ilgili inceleme yapıldığında özellikle zemin katı ticari olan yerlerde binaların daha çok hasar aldığını, binaların daha çok yıkıma uğradığını gördük. İşte evet, çok sayıda can kaybının oralarda oluştuğunu gördük. Bununla ilgili şöyle bir düzenleme yapıldı. Artık üst katlar konutsa zemin katın yüksekliği hiçbir şekilde 4,5 metreye geçmeyecek ve asma kat artık yasaklandı evet, bu binalarda. Bu konuda şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Önce 6 Şubat'ta hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza acil şifalar diliyorum.
depreme olan hazırlığın sadece bir evin kapısının kenarına bir deprem çantası hazırlamakla olmadığını buradan bütün müteahhitlere ve teknik personel arkadaşlarıma duyurmak istiyorum. Sizin söylemiş olduğunuz maddeye gelirsek hocam, şu şekilde bir düzenleme oldu. Ben yönetmeliği bizzat okuyacağım. İçerisinde konut yer alan binaların zemin katlarında konut dışı fonksiyonların yapılabilmesi için, yani ticari faaliyet yürütecek fonksiyonların yapılabilmesi için kat yüksekliklerinin maksimum 4,5 metre olmasına karar verildi. Bunun sebebi de şu, zayıf kat yumuşak kat yönergesine dikkat edilmek amaçlı yapılmış bir durum. Yani binalarda kolon ebatlarının giriş katlarda daha geniş olarak aksedilmesi takdirinde üst katlarda daha güvenli bir yapı oluşturulabiliyor. Bundan dolayı 4,5 metre gibi bir kısıtlama geldiğini söyleyebiliriz. Yani yapılan, literatürde yapılan ben çalışmalara da bakmıştım hani bu konuyla ilgili. Özellikle 6 metreyi, 7 metreyi geçtiği takdirde, yani asma katlı bir bina olması durumunda, ki asma kat orada teşkil edilmediği durumda, 6 metre yüksekliğindeki bir zemin katta zayıf kat durumu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet. Evet. 4,5 metrede çok net bir şekilde ortaya çıkmıyor. Yani bunu bir şekilde işte perde duvarlarla vesaire engelleyebiliyoruz. O yüzden bakanlığın aldığı buradaki önlem çok doğru bir önlem, evet, oldu. Doğru bir adım. Bu sayede en azından üst katları konut olan binaların güvenliği sağlanmış oldu. Yani hiçbir, evet, şekilde asma kat artık bu binalarda yapılmamış oluyor. Yapılmayacak. Yani depremde de zaten epey yıkılmalar oldu bu yönde. Kahramanmaraş'ta beraber, evet, sizlerle beraber çok gezdiğimizde, evet, çok gördük. Yani doğru bir adım. Biraz terimsel konuştuk. İzleyen vatandaşlarımız, tabii, için de, evet, ben birkaç hazırlık, evet, yapmıştım. Asma kat nedir? Yani çıkma diyoruz biz buna hocam. Şöyle çıkma, kameraya gösteriyoruz çıkma sanırım. Şurası binalarda çıkma olarak göstermiş olduğumuz, hepinizin sokakta, caddede yürürken aşina olmuş olduğu bir görsel olarak değerlendirebiliriz. Burası asma kat olarak, çıkma kat olarak çıkma değerlendiriyor. Kat. 4 metre ve üzeri yapılar, 4 katlı yapıların üzerinde bu asma katı biz iptal ettik. Yok, dilimiz suçtu, o çıkma, konsol orası. Evet, konsol diyelim ama asma ayrı bir şey. Başka fotoğraflar vardı, siz yayın öncesinde göstermiştiniz. Şöyle. Belki onlardan birisinde. Şundan bahsediyor Sinan Hocam. Evet. Şöyle, dört katlı biraz yapıların... Biraz net olmuyor işte ama orada asma, evet, kat gözükebilir yani. Evet. Zemin şurada katta... Şurada yeni yönetmeliğe girdiğinden dolayı şu an sokakta veya caddede böyle bir bina görmemiz mümkün değil. Eski yapılardan, evet, örnek gösteriyorum. Şurada bir asma katımız var. Var. Evet. Biz bunları iptal etmiş bulunduk. Şimdi artık... Yalnız o kat yüksekliğini de söyleyebilirsin. Orada yüksek katlarda, dört kata kadar... Dört kat ve üzeri, evet, yapılarda, evet, asma kat iptali, evet, oluşuyor. Şey, zemin şeyde, katın üzerinde konut varsa asma kat, hmm, kesinlikle yapılamıyor. Evet, onun tabii, haricinde onu kata bağlamadılar. Hani onu ben, hmm, düzelteyim. Orada bir yanlışlık olmasın. Ticari şeyi. Çıkmalarla ilgili, hmm, aslında Batuhan Bey onu söyledi hocam. Ha, tamam. Aslında sorumuz da oydu. Şimdi bir sonraki sorumuzda da çıkmalar iptal oldu. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nde şöyle bir maddemiz vardı aslında bizim. Bu nasıl zayıf kat, yumuşak kat düzensizliği, evet, oluyorsa, yani bina bir katın zayıf olması sebebiyle o kat üzerine göçüyorsa, biz buna Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nde inşaat mühendisleri olarak zayıf kat düzensizliği diyoruz. Evet. Deprem bölgesinde özellikle zemin katın ticaretin işte ticari olan yerlerde kat yüksekliği fazla olması sebebiyle, o katlarda bölme duvar olmaması sebebiyle, ticari olduğu için her tarafı açık olması sebebiyle bu katlar daha zayıf oluyor ve o katlarda yıkılma oluyordu. Benzer bir durum planda çıkıntılar olması, yani konsol olması düzensizliği, az önce gösterdiğimiz binaya fotoğraf. Binaya ilave yükler. Binaya ilave yükler gelmesi, evet, durumu. Tamam. Artık Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nde değil de imar yönetmeliğinde geldi bu düzenleme. Evet. Zemin hariç 4 kat ve üzeri binalarda artık çıkma dediğimiz konsollar, evet, yasaklandı. Yasaklandı. Aynen öyle. Yani bu da hani sebebi Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ndeki planda çıkıntıların oluşturulması, düzensizliği oluşturmasın diye doğrudan yönetmelik burada kısıtlamaya gitti. Çünkü Kahramanmaraş'ta Sayın Hocamızla birlikte gittik, gördük. 10 katlı binalarda 1,5 metre konsollar yapılmış. Evet. Artı zemin katlık yüksek katlar yapılmış. Yani bütün düzensizlikler neredeyse ticarilerin binada mevcut. Ticarilerin 4,5'tan fazla olmasından bahsediyorsunuz. Aynen. Ve bu durumdan dolayı bu binalarda ciddi hasarlar meydana geldi. Ve son düzenlemeyle birlikte artık denli ki 4 katın altındaki binalarda sadece çıkma yapılabilir. 4 katın üzerindeki binalarda artık çıkma, hı-hı, yapılmayacak. Evet. Evet. Yani burada da şöyle bir
husus meydana gelebiliyor. Eğer ki arka, yani binada işte bu çıkmayı yapamadığı takdirde emsal hakkını kullanamaması durumunda binadaki insanların mağdur olabilme ihtimali olabiliyor veya arsa sahibinin istediği hakkını elde edememesi durumu meydana gelebiliyor. Evet. Burada şöyle bir düzenlemeye de gidildi ilave olarak. İmar yönetmeliğine göre bizim arka bahçe mesafemiz 3 metre. Yönetmelik artık bunu 2 metreye kadar indirebilirsin. Sen yeter ki çıkma yapma, binanı artık güvenli yap diye devletimiz elinden gelen tüm kolaylığı aslında bu yönetmeliği düzenlemesiyle gerçekleştirmiş oldu. Evet. Yani artık bundan sonra vatandaşlarımızın tek yapması gereken projeye uyup doğrudan binasını inşa etmesini gerçekleştirmek. Evet. Yani bu zemin kat ve üzeri, 4 kat ve üzeri binalarda çıkmaların yasaklanması, sizlerden de birkaç cümleyle yorumunuzu isteyecek olursak yorumlayabilir misiniz? Buyurun hocam. Evet, yani orada resimlerden gösterebilirsin. Hani şeyler var. 4 kattan aşağı onları falan yani. Şimdi şurada şöyle burada, dört katlı bir binada çıkmanın müsaade edildiğini gösteren bir artık buna müsaade edildi. Buna müsaademiz var. Evet. Az önceki göstermiş olduğum fotoğrafı işte tekrardan Sinan hocam gösterelim. Aydınlığa kavuşturduktan sonra daha anlaşılır olacağını düşünerekten gösteriyorum. Bu artık yapılamaz. Evet, çünkü 10 katlı yapılamaz. Bir binada çıkma yapılamaz. 5 katı geçiyorsa artık binada çıkmaların olmasını, konsolların yapılmasını istemiyor. Ticari yapıların da şu şekilde giriş katlarında maksimum 4,5 olarak güncellendiğini bu fotoğrafta da göstermek istiyoruz. Bu durumda zaten herhangi bir zayıf kat düzensizliği olmuyor 4,5 metre olduğunda. Bir de ben hani burada meslektaşlarıma özellikle söylüyorum, inşaat mühendisi olan arkadaşlarımıza. Yani zayıf kat, yumuşak kat oluşturabilecek zemin kat yüksekliği 4,5 metre olması durumun varsa, yani zemin katta 4,5 metreyi bile uygulayacak olursanız mutlaka deprem perdelerini yaygın bir şekilde kullanmaları gerekiyor. Çünkü deprem perdeleri zayıf katı, yumuşak katı engellemede en önemli faktörlerden bir tanesi. Evet. Batuhan Bey, son düzenlemelerden bir tanesi de şu, bitişik nizam binalarda çekişleme etkisi var. Etkisi, yani özellikle tarihi bölgelerimizde, İstanbul'da, Ankara'da, yani eski yerleşimlerin olduğu bölgelerde bitişik nizam dediğimiz, yani binaların birbirine bitişik olarak inşa edildiği yerlerimiz mevcut. Burada yönetmeliklerimiz her zaman diyordu ki işte aralarına mesafe bırak. Yani mesafe bırak demiyordu. Aralarına deprem derzi yap. Deprem yani derzi. Köpük dediğimiz bir maddeyle orayı doldur. İşte 5 santim arada bir mesafe olsun diyordu. Sonra işte bunu müteahhitler uygulamıyordu genellikle. Arada işte 20 santim duvar yapıp araya 5 santim köpük koyacağına bunu doğrudan 10 santim duvar yapıyordu, köpüğü koymuyordu. Binaya devlet artık doğrudan dedi ki yani ben burada müteahhitin inisiyatifine bunu bırakmıyorum dedi. Doğrudan boşluk kalsın dedi arası. Evet. Böyle bir düzenleme yapıldı. Sektörde bununla ilgili hani yapılan hatalar nedir? Sizlerin de görüşlerini rica edeceğim. Ben o konuya şu şekilde açıklık getireceğim hocam. Son düzenlemeyle beraber iki katlı binalarda, yani 6 metreye kadar olan binalarda 3 santim deprem derzi şartı getirildi. Her kat içinde birer santim deprem derzi getirildi. Onu da yine deprem derzinin ne olduğunu göstermek adına şöyle göstereceğim. Bu İstanbul'da eski bir sokakta ki bir binanın şu fotoğrafı. Şu an artık bunu doğrudan bu şekilde yaptırmıyor. Bunu bu şekilde burada yaptırmıyor. Evet. Aradan doğrudan boşluk bırakmamızı istiyor. Yani binanın, o boşluğu doğrudan görelim istiyor. Binanın bakalım katına göre iki katlı yapılarda 3 santim, her katta da az önce buyurduğum gibi birer santim ekleyerek her iki binayı şöyle temsili bir şekilde çizimle göstereceğim. Her iki binanın arasına bir deprem derzi bırakılıyor. Burada yapının kaç katlı olduğuna göre de bu deprem derzini değerlendiriyoruz. Şöyle çekiç etkisi diyoruz biz buna. Sağdaki bina deprem anında soldaki binayı vurarak yapışık olduğundan dolayı, herhangi bir deprem derzi bulunmadığından dolayı o bina ne kadar sağlamsa da o binayı zayıflatabilir. Bundan dolayı böyle bir yönetmelik devreye girildi. Oradaki en büyük kusurlardan bir tanesine de özellikle ben bu konuda birçok programda da bahsettik biz bunu hocam. Hani çekişleme etkisini iki bina birbirine maruz bırakacağı zaman birinin katı diğerinin kolonun ortasına denk geldiği zaman yani orada çok daha büyük bir problem meydana geliyor. Tabii. Yani çünkü aynı kotta olursa gene katlar birbirine iteklemiş oluyor. Birbirine çekişleme etkisine maruz bırakmış oluyor. Birbirini yıkmayabilir. Ama öteki türlü
birinin kat döşemesi diğerinin kolonun ortasına denk geldiğinde doğrudan kolona kesme kuvveti uygulayabiliyor. Bu da binaya ciddi bir kusur oluşturabiliyor. Yani. Evet. Evet, bir sonraki sorumuz hocam, mühendis ve mimarlara tecrübe şartı geldi. Evet. Hani bu konuyu herkes merak ediyor. Artık bizim binalarımızı kimler tasarlayacak? Çünkü deprem bölgesinde birçok mühendisin tutuklandığını, şantiye şefinin tutuklandığını duyduk. İşte mimarların tamam bu konuda pek şeyleri yok ama şantiye şefi oldukları takdirde onların da tutuklandıklarını gördük veya müteahhit oldukları takdirde. Mesela Rönesans İnşaat'ın Hatay'da yıkılan binası mimardı. Hatta Mimarlar Odası'nın başkanıydı kendisi. Ve binasında müteahhit olduğu için kendisini tutuklandığını biz duymuştuk. Şimdi artık mühendis ve mimarlara tecrübe şartı getirildi. Bundan sonra nasıl olacak bu düzenleme? Bunu anlatabilir misiniz? Bundan sonra şu şekilde olacak. Öncelikle bir şantiyenin şantiye şefi az önce söylemiş olduğunuz gibi inşaat mühendisi ve mimarlardan oluşabilir. Mimarlara gelen kısıtlamaya değineceğim. Mimarlar da bu arada proje müellifliği için gelen kısıtlamalardan bahsediyoruz. En az 5 yıl, minimum 5 yıl tecrübe şartı aranıyor. En az 10 bin metrekare iş bitirme şartı aranıyor ve bu 10 bin metrekare iş bitirmenin en az 4 farklı proje üstünde yayılım göstermesi gerektiğini söylüyor. Mimarlara gelen kısıtlamalar bu şekilde. İnşaat mühendislerine gelen kısıtlamalar ise 4 farklı başlık altında inceleyebiliriz bunu. Yeni mezun mühendislerin zemin kat hariç 4 kata kadar proje müellifliği yapma hakkı var. 4 kattan sonra yeni mezun mühendislerin deneyim kazanmadan yüksek katlı binalarda proje müellifliği yapma hakkı bulunmuyor. İkinci maddemiz olarak ise 5 ile 7 kat arası, yani zemin kat hariç 5 ile 7 kat arası olan yapılarda inşaat mühendisinden en az 3 yıl tecrübe istiyoruz ve 10 bin metrekare iş bitirmesini istiyoruz. 10 bin metrekareyi de yine aynı şekilde mimarlara gelen kısıtlama gibi 4 ayrı projede gerçekleştirmesi gerekiyor. Yani tek bir projede 12 bin metrekare bitiren bir mühendisi de 5 ile 7 katlı arasında bir proje müellifi yapmıyorlar. 4 ayrı projeye yayılım göstermesi gerekiyor. Üçüncü maddemiz olarak ise 8 ile 15 kat arası yapılarda inşaat mühendisinden en az 5 sene tecrübe istiyoruz. 15 bin metrekare iş bitirme, bu 15 bin metrekare iş bitirmeyi ise minimum 6 projeye yayarak imzasını atması gerektiğini söylüyoruz. Son olarak ise 15 kat zemin hariç 15 kat üzeri yapılarda 7 yıl minimum tecrübe isteniyor. 20 bin metrekare iş bitirme ve bu 20 bin metrekarenin az önceki detayları gibi 8 farklı projede yayılım göstermesi gerekiyor. Ve yüksek lisans şartı getirildi. Evet, yapı ve deprem mühendisliğinden herhangi birinde yüksek lisans şartı getirildi artık. Evet, evet, o da güzel olmuş. Yani, kesinlikle hocam. Evet. Aynı zamanda yani ek eğitim olmuş oluyor. 7 ders daha alıyor. Hiç olmazsa branşlaşmış. Tabii. O da çok şey katkısı olur. Evet. Geotekniğe gelmişti ve çok katkısı oldu. Yani değil mi? Geoteknikle zemin şimdi herkes yapamıyor yani o projeleri. Evet. Güzel oldu. Aynı zamanda inşaat mühendislerinin dışında proje müelliflerinin elektrik ve mekanik tesisatları oluyor. Bu elektrik ve mekanik tesisatlar için de binanın haşı yani yüksekliği 30 metreyi geçerse 3 yıl tecrübe, 51.50 metreyi, 51.5 metreyi geçerse de makine mühendisleri için aynı şekilde 3 yıl tecrübe şartı yani getirildi. Yani 10 kat ve 15 kat. 10 kat ve 15 kat, evet. Anlayacağımız gibi. Aynı zamanda bu 6 Şubat depreminden sonra oluşan yapı yönetmeliğinde, imar yönetmeliğindeki değişiklikler Temmuz'un 1'i itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmakta. Temmuz 1 öncesi yapı ruhsatını belediyeden almış müteahhitlerimiz, proje müelliflerimiz bu maddelerden etkilenmiyorlar. Yılın sonuna kadar da mesela yüksek lisans şartı aranmıyor. Evet. Bu 2023 yılının sonuna kadar yüksek yani onlara bir bakıma süre tanınmış oluyor. Hani bu konuda da doğru bir uygulama çünkü belki sektörde bu kadar yüksek lisans yapmış birisini bulmak zor. En azından sektörün de daralmasını engellememek gerek. Yani sektörün daralmasını engellemek evet. gerek. Sayın hocam, deprem bölgesinden biliyorsunuz üniversitemize birçok mail geldi.
Bizden rapor isteyenler oldu. Sizler de biliyorsunuz. Bu depremden sonra tutuklanan müteahhitler oldu. Tutuklanan işte şantiye şefleri oldu. Evet. İnşaat mühendisleri oldu. Proje müellifleri oldu. Yani bunlarda sorumlular kimler diye bizlerden bir kişi rapor isteyenler de oldu. Teknik rapor isteyenler de oldu. Savunma raporları isteyenler de oldu. Yani binanın yıkılmasında sorumlu kişi mühendis mi, müteahhit mi? Hani bununla ilgili çokça soru geliyor. Hani ve inşaat mühendisleri de ciddi bir şekilde bu konuda rahatsızlar. Hani 20 yıl önce, 30 yıl önce yaptığı bir binadan bugün sorumlu tutulmak veya 40 yıl önce yapılan bir binadan bugün sorumlu tutulmak, 40 yıldır depreme maruz kalmış, hiçbir bakım yapılmamış ve riskli bir şekilde olması bilinmesine rağmen oturulmaya devam edilmiş ve o bina depremde yıkıldığı için müteahhit tutuklanıyor, mühendis tutuklanıyor ve bundan dolayı da mühendisler, teknik personeller açıkçası rahatsız. Bu konuda çok mesaj geliyor. Bizden rapor isteyenler oluyor. Hani bu konuda sizlerin görüşlerinizi rica ediyorum. Yani İSKAN'dan sonra mühendisin, müteahhitin ya da teknik elemanların artık sorumlu olmaması lazım bana göre. Hani her zaman söylüyorum ya, yayının başında da dedim. Bir de bakım aşaması var. Yani kat maliklerin ne yaptığı belli değil. Yani binasına bakıyor mu, bakmıyor mu? Yani burada biz İSKAN'dan sonra teknik elemanların sorumluluğu bitmesi gerekir. Normal şartlarda yani, çünkü proje aşaması var demiştik, uygulama aşaması var, bir de bakım aşaması var bir binanın. Bakım aşamasında ne yapacağız biz, gidip de müteahhit ne yapsın yani, orada neler yapıldığını bilmiyor, bina bakımlı mı, olağanüstü durumla karşılaştı mı, bunları bilmiyoruz yani. Nasıl müteahhiti peki bunu sorumlu tutabiliriz? Bir de sürekli deprem yönetmeliklerimiz değişiyor. Bakın yine bir revizeden bazı şeyler revize oldu. Evet. Yani bunlar sakıncalı dendi. İşte ticari katlar yapılmıyor artık. Yapılan binalar ne olacak? Sakıncalı olduğunu, önceden sakıncalı değildi, şimdi sakıncalı oldu. Şimdi bunları nasıl ayırt edeceğiz yani? Bunları ayırt etmek yerine biz ne yapacağız? Binayı İSKAN aldıktan sonra bu teknik elemanlardan, müteahhitten binamız sorumlu tutmayacağız. O zaman kat malikleri ne yapacak? Aman ben binama bakayım. Şimdi nasıl olsa binanın işte 10 sene, 15 sene, hatta raporlarda da, biz üniversite raporlarında da tabii bunları gösteriyoruz. 40 senelik bir binadan bir müteahhit sorumlu tutulabiliyor. Ta o zaman deprem yönetmelikleri neydi, değil mi? 1975 yani, yönetmeli hocam. Evet, 1975. Tamam, o da ciddi bir yönetmelik ama revize edildiğine göre eksikleri var demektir yani bu. Yani değil mi? 98'de, 2007'de, 2018'de sürekli revize edildi. Bak şimdi 2023'te de bazı şeyler revize ediliyor. Binanın 2000 yılı öncesinde zemin etüt raporları alınmıyor. Statik raporlara yansıtılmıyor. 4D dediğimiz kavramlar var. Dökme beton, düz demir, işte deniz kumu ve denetimsizliği olan binalar var. Biz bunları yayınlarda bahsediyoruz. Yani benim şeyim, İSKAN alındıktan sonra bağı kesmek lazım. O zaman öyle bir hale gelir ki insanlar kendisi üzerine düşer. Başkasına sorumluluğu vermez yani. Hem kendi can ve mal kayıpları için de önemli bir adım olur. Ben söylediğiniz konuyu şöyle bir açıklık getirmek istiyorum hocam. Özür dilerim. Katılıyorum. İSKAN'dan sonra rahatsız olduğumuz konulardan bir tanesine değindiğiniz için buna katılıyorum. Çünkü sebebi şu. Binada İSKAN alınıyor. Belediye oturma izni veriyor. Tabii daire yani, sahipleri ve hak sahipleri dairelerine taşınıyorlar. İster istemez insanlar kendilerine göre bir yaşam alanı oluşturmak istiyorlar. Örnek veriyorum, televizyonun yerini değiştirecek adam. Televizyonun yerini değiştirirken götürüp elektrik kablosunu bir perdenin üzerinden kırım yaparak 3-4 santimlik bir rötre çatlağa sebep oluyor. Yani. Oraya hattı çekiyor. Televizyonu çalıştırıyor. Çok da keyif alıyor istemiş olduğu planı ve projeyi uygulamış olduğu için. Fakat bizim çok ehemmiyetle yaklaşmış olduğumuz kriterlerin hepsini ezerek halletmiş oluyor o işi. O yüzden ben İSKAN'dan sonra kesinlikle... Sonradan binaya doğalgaz geliyor. Doğalgaz borularını taşıyıcıları takır karot, takır... Karot dahi almıyorlar. Yani geçiriyorlar. Doğalgaz yani. Borusu şey aksında daireye ulaşması için... Evet, daireye ulaşması için orada en uygun kiriş seçilmeli. Kırılmamalı da. İnsanlar karot dahi almadan Hilti ile paramparça yapıyorlar. Bir sürü rötre çatlaklara sebep oluyor. Bu bizim hoşlanmadığımız
karşılaşmak istemediğimiz sorumluluklar altına giriyor açıkçası. Tabii yani bu burada yani oradan İSKAN'a gelinceye kadar bir sürü denetimden geçiyor. Yapı denetimi geçiyor, belediyede yerel geçiyor, proje geçiyor. Yani bina sağlam olarak İSKAN verildiği zaman sağlam teslim edildi demektir bu manası bu. Hocam yakın zamanda bir çalışma yapılmış. Hani onu da ben size evet. hızlıca aksettireyim. 10 yılda korozyonun binaya verdiği zarar taşıma kapasitesinde %66 azalma. Yani? 10 yıl. Yani yepyeni bir binayı sen vatandaşa teslim ediyorsun. Bina diyelim ki bir sele maruz kalıyor. Yani şu anda görüyoruz. Evet. Türkiye'de her yerde artık iklim etkisi sebebiyle sel olabiliyor. Binaya ciddi bir şekilde su birikintisi olabiliyor. Veya aradan 10 yıl geçiyor. İzolasyondan dolayı kayıplar meydana gelebilir. Çünkü kimyasal bir malzeme. Bunun belli bir dönemlerde yenilenmesi gerek. Bodrum katlarda korozyon başlıyor ve buna hiçbir önlem alınmıyor. 10 yılda taşıyıcılık %66 az oluyor. Şimdi müteahhiti nasıl sorumlu tutacağız? İnşaat mühendisi nasıl sorumlu tutacağız? Yani bu konuda artık bir düzenlemenin olması gerekiyor. Bina bakımına dair bir yönetmeliğin çıkartılması gerekiyor. Binaların periyodik bakımının artık vatandaşın inisiyatifine değil artık kamunun gözetimine alınması yani gerekiyor. Önceki programlarda da söyledik. Yani 5 senede bir sorumluluk devrimi olacak. Yani bir kontrol mü olacak? Bir, hani bunları yapmak lazım, başlatmak lazım. Yani riskli binaları ayıklamak lazım artık. Ki ciddi çok yeni anlamda. Şimdi orada oturan kat maliklerin hepsi teknik eleman diye ki binayı evet. cilalıyor, boyuyor, süslüyor ama bodrum kata inmemiş. Evet. Ben bazen bina kontrollerine gidiyorum. Benimle beraber diyor bodrum katımız da böyle miydi falan. Bodrum katı bilmiyor yani. Evet. Kat malikleri var. Bodrum katta da bir sürü su basmış, korozyona uğramış. Ya yukarıya bakacağınıza dedim. Ya şu aşağıya bakın bir. Binanız ne halde? Evet. Şu en son 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra ben birkaç internet sitesinde yapılan anketleri değerlendirdim. Onun üzerine şöyle, vatandaşlarımız da aslında istekli. Niçin istekli? Çünkü yapı maliyetleri çok arttı. Yeni bir daire alamıyor. Yeni bir inşaat kuramıyor. Bakım odaklı, binasına bakım odaklı gitmek istiyor yani. Hocamızın dediği gibi 5 yani, senede bir korozyon tabii. kontrolü, pas payları kontrolü vesaire yapılabilir. Yani yeni yönetmeliğe göre bir kontrolü yapılsın, değil mi? Bakım yapılsın. Evet. Gerekirse taşıyıcı sistemleri güçlendirilsin. Güçlendirme gerekiyorsa. Yani her türlü bunlar yapılmalı artık. Yani bu tamam bu binayı yapmışlar. 40 sene sonra da aynı kimseleri topluyoruz. Yani bu 40 sene insanlar yaşamıyor da bazen yaşlanıyor da şimdi ne yapacağız? Bu şekilde olmamalı. Yani insanların canı bu kadar ucuz olmamalı. Ucuz olmamalı evet. Yani sağlam binalarda oturtmamız lazım ve ona göre de yönetmelikler evet. çıkarmamız gerekir. Yani. 40 yıl öncenin standardı zaten doğru olsaydı tabii. hocam şu an kullanıyor olurduk. Ve evet. biz bugün 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeni'ni belki değiştirmeyeceğiz ama ivmelerin değiştirileceğini duyduk. Hani ivmeler demek deprem hesabının tamamen tabii. değişmesi demektir. Yani bu da aslında deprem yönetmeliğimizde ciddi bir revizyonun olacağını gösteriyor. Yani bu bakımdan baktığımızda teknik personelleri doğrudan suçlu gibi gösterip bütün suç onlarda demek ben doğru bulmuyorum açıkçası. Evet, burada artık kesinlikle. Binalarımızın da bakımının yapılmasını, bunun periyodik olarak bakımının yapılmasına dair bir yönetmeliğin çıkarılmasını elzem görüyorum. 500 daireli, 1000 daireli siteler var. Sosyal alanlara bakıyorlar, havuzlara bakıyorlar ama binanın bakımı için yani %1 bütçe bile ayırmıyorlar. Asansör bakımına ayrılan bütçe kadar binanın bakımına bütçe ayrılmıyor. Ya havuza bile giriyorlar, havuzun altından korozyon başlıyor, binalara aksediyor, onu bile görmüyorlar sitelerde. Evet. Evet. Kontrollere gidiyoruz yani tamam havuz da kalsa keşke. Ondan sonra binanın temele altı geliyor. Temele geliyor yani temeli korozyonu uğratıyor. Bodrum katları da ona bile yukarıda varsa. Havuzda evet. Mavi zemin işte güzel fayanslar evet. falan ama bir de altına bak havuzun. Altına bakmak lazım. Havuzda bizler için önemli bir, olan altı mesela zaten. Mesela bir probleme hemen değindik. Bunun gibi daha bir sürü şey var. Ben hocam, o konuda da çok özür diliyorum hocam. Çok böldüm ben sizi. Şöyle bir açıklık getirmek istiyorum. Binaların bakımlarının yapılması gerektiğini söylüyoruz ya. Bu bakımlar da yine bilirkişi tarafından yetkilendirilmiş, belgelendirilmiş kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Aksi takdirde yine usulsüzlükler ortaya çıkabilir.
yapılması gereken bakım atlanabilir. Bakım yapıldı diye asansörün bazen bakımlarını yapıyorlar. Bakım yapıldı diye damgalarını vurup yarın farklı problemlerle karşılaşıyor olunabilir. Burada da bence teknik elemanlardan oluşan bir komisyon oluşturulup o komisyonun önderliği altında belli yönergelerle bu bakım komisyonu oluşturulup binalara bakım yapılabilir diye düşünüyorum. Evet. Yani bence Türkiye'nin en büyük problemi yapı güvenliğidir. Artık bunun her kesim, vatandaş olsun, teknik elemanları olarak biz olalım, yerel yönetimler, merkezi yönetimler, hepsi artık buna birinci derecede önem vermesi gerekiyor. Yapı güvenliği Türkiye'nin en büyük problemi. Hocam son zamanlarda biliyorsunuz yani çalışmalar da yapıldı. Mesela korozyonla ilgili ben size bir rakam daha belirteyim. O çok dikkatimi çeken bir rakam açıkçası. Türkiye'de korozyondan dolayı yapıların işletme ömründeki azalmanın Türkiye ekonomisine etkisinin 45-50 milyar dolar arasında olduğu hesaplandı. Tabii. Yani korozyonun Türkiye ekonomisine verdiği zarar, biz bunu doğrudan yaşamadığımız için farkında değiliz ama binamı 70 sene ömürlü kullanabilecekken ben binamı 30 yılda yeniliyorsam demek ki ben 35 yıl 40 yıl kadar binamı eksik kullanmış olurum. Yani ömrünün yarısını önceden tüketmiş oluyor. Yapının bundan %100 dolayı, verimliliğine kavuşmuyor. Kesinlikle ve bundan dolayı ülke ekonomisine gelen zarar 50 milyar dolar. Bizim çok, cari açığımızın neredeyse yarısı. Çok büyük bir rakam yani o kısmıyla da gerçekten. Ve bizim bunu artık engel olmamız lazım. Evet. Avrupa nasıl binalarını 100 yıl, 150 yıl kullanabiliyorsa bizim de yeni yaptığımız binalarımızı 70 yıl, 80 yıl ömürlü olacak şekilde tasarlamamız lazım. Bugün deprem yönetmeliğimize göre bizim tasarladığımız konutlar kontrollü hasar performansına göre tasarlanıyor. Aslında yani bina depremden sonra hasar alsın deniliyor. Hasarsıza göre olmalı artık yani bu. Evet. Biraz değiştirmemiz lazım bazı şeyleri yani. Öteki türlü binada güçlendirilme olması gerekiyor. Vatandaş kendi arasında anlaşamıyor, güçlendirme yapamıyorlar ve bina zayıf bir şekilde ömrünü devam ettiriyor. Sonra bir sonraki depremde ya yıkılıyor veya kullanılamaz hale geliyor. İşletme ömrü azalıyor. Öteki türlü biz binalarımızı 80 yıl, 100 yıl olacak şekilde yaparsak yani ülke ekonomisine yaklaşık yıllık 40 milyar dolar, 50 milyar dolar civarında kazanç sağlamış oluruz. Burada şöyle bir husus da var. Binaların bakımını yapmadığımız zaman da ömürlerini azaltmış oluyoruz. Tabii. O yüzden bu binaların periyodik bakımının artık bakanlık tarafından bir şekilde bir yönetmelikle, yönergeyle bir şekilde artık kanunsal bir düzenlemeyle bunun düzenlenmesi gerekiyor. Öteki türlü yani vatandaşlarımız da bir ömür boyu para biriktirerek aldığı binayı yani 70 yıl 80 yıl kullanması gerekecekken 30 yıl sonra yenilemek için cebinden para vermek hatta zorunda kalıyor. Hatta belki taksiti yeni bitecek ama bina eskidi. 20 senelik alanlar var. Bitiyor ve çıkıyor. Yani taksiti, yani kirada oturmuş gibi hemen hemen yani oluyor. Ya bugün 27-28 yıllık binaları hatta 25 yıllık binaları biz yıkıp yeniden yapıyoruz. Evet, 25 evet. yıl. Evet. Maalesef. Aslında şöyle, az önce bir binaların yapı kontrolleri adına bir komisyon kurulması gerektiğini bahsettik. Siz de o ülkemize verilen zarar rakamını açıkladınız. Aslında iyi bir noktaya değindik. Şöyle, bina onarım maliyetinden kaçarken aslında 30 yıl yaşayamayacağı, 40 yıl yaşayamayacağı bir binadan vazgeçmiş oluyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Küçük maliyetlerle onarım ve yaşanılabilirliği arttırmak varken bunun küçük maliyetlerden kaçarak aslında hissetmeden yıllara bağlı olarak çok büyük maliyetler ortaya çıkartabiliyor. Kesinlikle. Doğruyor hatta yani. Hatta onunla ilgili mesela bugün güçlendirmenin maliyeti hocam %30. %40, %30 civarında. Ama hiç hasar almayacak bir binayı yapmanın ilave maliyeti %10. Baştan %10 kadar maliyete katlanırsa bina depremden hiç hasar almadan çıkacak. Burada da zaman skalasından bahsediyorsunuz. Ne kadar erken davranırsak o kadar proje güçlendirmesinde başlangıç yatırımını arttırmak. Evet, yani bugün öyle. Bina diyelim ki dairenin maliyeti bir müteahhite 1 milyonsa 1 milyon 100 bin lira kadar bir maliyet yani 100 bin liralık değer artışını 100 bin liralık ilave maliyete katlansa bugün o binanın değeri yani o binanın ömrü 70-80 yıllara çıkar. Öteki türlü bina depremde hasar alıyor. Hasar aldığı için
o dairenin maliyetinin %40'ı kadar depremden sonra güçlendirme maliyeti çıkıyor. Evet. Müteahhitlere de biraz vuralım. Müteahhitler de proje bürosu dolaşıyor. Demir miktarını azaltmak için. Hocam vatandaşı da değilim buradan. Onlar da müteahhit geziyor. En ucuz hangi müteahhit yapacaksa ona verelim diyorlar. Öyle olunca da müteahhit de oraya tabii gidiyor. Çünkü bazen aynı binada değil mi? Demir miktarı değişebiliyor ama ikisi de geçiyor. Hani şeyden, statik projelerden. Kesinlikle hocam. Yani çok fazla demir biliyorsun koymak, yani çok fazla malzeme kullanmak binanın güvenliğini arttırmaz. Evet. Bunu akıllıca kullanmak tabii, gerekiyor. Tabii. Mühendisin görevi zaten hem ekonomik hem güvenli tasarım. O kolonların taşıyacağı bir yük vardır. O kolonların taşıyacağı yüke göre döşemeler hesaplanır. O döşemeye 10 tondan fazla bir demir kullandığımızda da doğru bir şey yapmıyoruz aslında. Yani tabii, biz malzemeden çalmıyoruz, daha fazlasını kullanıyoruz cümlesi de yanlış. Bence yanlış. Çünkü daha fazlasını kullanarak da o binaya zarar veriyoruz. Daha azını kullanarak da haliyle zarar veriyoruz. Bence işte burada az önceki getirilen kısıtlamalara göre proje müelliflerinin vermiş olduğu projeye göre uygun bir şekilde gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani uygulamaları doğru gerekiyor. Proje müelliflerinin vermiş olduğu projelere müteahhitlerin sadık kalmaları gerekiyor. Ben burada en önemli görevin vatandaşlarımıza düştüğünü düşünüyorum. Yani vatandaşlarımız artık müteahhitleri sınıflandırırken verdiği teklife göre değil, müteahhitin yaptığı işlere göre sınıflandırması gerekir. Evet. Müteahhitin bıraktığı güvene göre sınıflandırması gerekir. Öteki türlü dediğim gibi bina bittikten sonra binanızda daha ucuza oturursunuz ama depremden sonra o bina hasar aldığında o müteahhiti aramak zorunda kalırsınız. Tamam. Veya o bina yıkıldığında kimseye yarayacak durumunuz da olmayacak. Evet. Tabii. Biz Fatih hocamızın ilk sınıfın inşaat mühendisliği dersinin ilk dersinde Fatih hocamızla tanışmıştık. O gün bize söylemiş olduğu bir slogan bizim yıllarca aklımızda kaldı ve bütün hayatımız boyunca onu idame ettirmeye çalışıyoruz. Şöyle, az önce sizin söylemiş olduğunuz konu 3E demiştiniz hocam. Ucuz olması o işin yapılabilir olduğunu göstermiyor. Çok pahalı olması da o işin gerçekten çok kaliteli olduğunu göstermiyor. 3E diyoruz. Emniyet. Evet. Bir yapı emniyetli olmalı. Ekonomik. Evet. O emniyet doğrultusunda o yapının ekonomik olması lazım. Üçüncü olarak da estetik. Yani bütün gelenek ve göreneklerimize mimari proje uygunluğuna uygun olması gerekir diye düşünüyorum. Bu 3E'de bütün bence teknik personellerin yaşamları ve meslek hayatları boyunca Fatih hocamızın sloganıyla uygulamalar gerektiğini benim düşünüyorum açıkçası. Benim sloganım değil de tabii biz de gördük onu. Evet, biz sizden duyduk hocam. Size aktarıyoruz sadece. Yoksa benim özel bir sloganım değil aslında ama derslerde söyleniyor. Hocam tabii. Son iki dakikamız öyle kaldı. O yüzden son sözlerimizi alacağız. Evet. Sayın Batuhan Bey, sizlerden son sözlerinizi alalım programla ilgili. Ben şöyle söylemek istiyorum. Herhangi bir kimliğim bulunmadan gidip bir mahkeme salonunda bir avukatlık yapamam. Herhangi bir kimliğim bulunmadan gidip bir ameliyathanede bir hastayı tedavi edemem. Bizim de bir kimliğimiz var. İnşaat mühendisi kimliğimiz, mimar kimliğimiz. Mimar arkadaşlarımızın da adına konuşuyor olayım. Bizim kimliğimiz adına bence müteahhitler iş yapmamalı. Meslektaşlarıma da buradan seslenmek istiyorum. Yani küçük meblağlar doğrultusunda görmediğiniz, gitmediğiniz işlere imzalarını atmamaları gerektiğini çok tavsiyesinde güzel bulunuyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Yo, çok güzel bir şeye değindiniz. Yani evet, yani genç arkadaşlarımız tabii önce yani kaba tabirle konuşayım, para kazanmayı düşünmeyecekler. Evet. Önce tecrübe kazanma. Yani tecrübe kazanılacak, ondan sonra yani ekonomi düşünecek. Tecrübe yani zaten dolaylı olarak çok parayı getirir diye düşünüyorum yani. Tabii, o yüzden yani ilk odak para olmaması çok gerekiyor. Çok acele ediyorlar genç arkadaşlar. Evet. Hemen işte o uygunsuz durumlar ortaya çıkıyor. Burada söylemeye gerek yok. Hepimiz biliyoruz. Aynen. Yani diplomalar çok değerli. Diplomalarını tabii uygun şekilde kullanmaları gerekir. Hocam sizin herhalde son sözlerinizdi. Evet. Evet. Bu haftalık Yapıyorum programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta 15 Temmuz törenlerine denk gelmesi sebebiyle programımız yapılamayacak. 22 Temmuz Cumartesi günü Profesör Doktor Naci Görür'ün katılımıyla bir sonraki programımızda sizlerle görüşeceğiz. Türkiye'nin depremselliğini konuşacağız. Riskli olan illerimizi konuşacağız. Önümüzdeki hafta tekrardan sizlerle görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum.
iPro Yapıyorum programını sundu.